O yüzden Valencia tutulabilir miydi? Keşke tutulsaydı. Tabii çok büyük meblağlar talep etmiş yönetimden. Biz bunu Dolayısıyla kim için söylüyoruz? İkinci senesinde Gomis tutulsaydı gol kralı tabii. olmuş. Evet. İkincisi Nwankwo Trabzon için. Tutmadığın iki adamın eksiklerini hissettin. Hissediyorsun. Tabii. Şimdi biz baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin Valencia kalsaydı. Batshuayi. Şimdi Batshuayi evet önemli bir oyuncu. O da o yılda 10-15 tane. Ama bir tane gerçek bir santrfor. Yani Fenerbahçe'nin şöyle bir 15'te 20 tane gol atabilen ve merkez santrfor. İşte Geleni boylu, atacak. postu, Icardi ne gibi. bileyim orada Sevilla'da Nesri var. Gel işte Santiforo kimin? Trabzonspor'un Santiforo. Maxi Gomez. Cornelius. Cornelius. Ondan evvel giden Charlotte. Charlotte. Bu tipte bir oyuncuya ihtiyacı var Santifor bölgesinde. Fenerbahçe'nin yanlarında fena adamlar yok. Orhan Kent evet yardımcı bir kanat oyuncusu olabilir. Ben ondan umutluyum. Birkaç tane maçını seyrettim ama şöyle maçını seyrettim. Yani onun seçilmiş maçları değil, normal maçlarını seyrettim. Şimdi insanlar bu tip oyuncuları sana tanıtırken kendilerinin özetlemiş olduğu, yapmış olduğu, monte ettikleri bir kaseti getiriyorlar. Abi adamı bir seyrediyorsun, inanamazsın. Müthiş. Ama Doğru. ben normal şeylerini seyrettim, kasetlerini seyrettim. Adamın şeyleri var. Oyuna katkısı, asist golcülükleri, uzaktan şöyle tehlikeli bir oyuncu. Yani onu söyleyebilirim. Bunun dışında bir kere defansını çok iyi yapması lazım. Defansının göbeğini çok iyi yapması lazım. Çabuk oyunculardan, agresif, rakibe yakın, arkaya top kaçırmayan, geniş alanda oynamasını bilen sevgili Levent. Şu anda günümüzde defansın göbeğindeki oynayan oyuncuların her seferinde oraya geldiği zaman laf. Ben bu lafı döndürüyorum. Orada bütün defans oyuncuların hepsinin Lucas Torreira sıkıntısı, mesela. ne Geniş biliyor musun? alanda Geniş oynuyor. alanda. Tabii. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu tip takımların hepsi rakip alanda oynar. Ve yüzdelere baktığın zaman bütün yüzdeler hepsi rakip alandadır. Arkada ne oluyor ki? Ama bir bakıyor adam bir kere geldi gol attı ya diyorsun. Adam onu çalışıyor işte. O bir kereyi çalışıyor zaten. Stoper mi lazım Tabii hocam? ya bir tane Almalı mı? stoper kesinlikle iyi bir stoper. Yani mesela Kim Min-jae'den. Şimdi geçen gün Napoli şey maçını seyrediyoruz. İşte daha evvel geçtiğimiz günlerde Milan'ı seyrediyorsun. Abi bir yerde Kayar var, bir yerde Elif Elmas var, bir yerde Kim Min-jae var. Üçü de Fener'den gitmiş. Tamam bu oyuncuları tutmak kolay değildi. Mukavelerinde ona göre maddeler vardı ama şimdi bu oyuncularla beraber devam eden bir Fenerbahçe olduğunu düşünebiliyor musun? Öyle bir oyuncuyu hayal ettiğin zaman kendi takımını şampiyon olursun zaten. Şurada zaten 7 puan, 8 puanlık kaybediyorsun. O da kaybetti. İşte rakibine kaybediyorsun. İşte Beşiktaş'a kaybediyorsun. Küme düşen takımlara kaybediyorsun. Puanlar gidiyor zaten böyle. Dolayısıyla bu tip oyuncularla bu şeyleri oynayabilecek, kaldırabilecek. Mesela evet bir oyuncu transfer ediyoruz iyi ama o baskıyı kaldırabilecek kim? Buradaki adrenalini, buradaki o çekişmeyi, teması, oyun içerisindeki ve de sahanın dışındaki o birbiriyle dalaşmayı bunları kaldırabilecek mi? Seyircinin baskısını. Bunların hepsinin çok iyi irdelenip oyuncuların alınması lazım. Ama benim söylediğim mesela kadroda bir şişkinlik var. Nedir? Ya şimdi sol tarafta kimin oynayacağı hala belli değil. Ben bir de gelen oyuncuların kesinlikle mevkilerinin adamı olmasını istiyorum. Orijin yani o mevkinin orijini olacak. Abi geliyor adam, adama biz mevki yaratmaya başlıyoruz. Şimdi Ferdi çok iyi oyuncu mesela Arda kadar da Ferdi'yi de parlatmamız gerekir. Yani Arda Ferdi'yi hiç Ama nerede konuşmuyoruz. oynadı belli Benim değil hocam. açıkçası yani içimi acıtıyor. En azından Arda kadar Ferdi'yi de konuşmamız Bu lazım. çok homojen bir oyuncu. Ferdi de Çok gönlü bir konuşmaması gerekir. oyuncu. Yani Jesus'un bugün belki eleştiriyoruz Jesus'u. Alioski varken, atıyorum Osterwelde varken Lincoln'un sol bek oynatması, Ferdi oynatması, sağ bek veya sol bek oynatması çok yanlış diyor. Çünkü Ferdi oranın oyuncusu değil. Ama milli takım önemli bir oyuncu kazandı. Düşün ilk yarıda sağ bekte Zeki Çelik hata yaparken Ferdi'yi oraya aldı. Sakatlanması devam Ferdi'nin de edecekti. Sol tarafı Eren Elmalı'yı aldı. Kuntz mesela. Ferdi bu konuda en iyi Türkiye'deki şu anda hücum beklerinden biri haline geldi. Bunu tartışıyoruz ama yani öbür gün bu Ferdi'yi de çok talipleri ya olur diye düşünüyorum. Ferdi'ye Bak de açık talip konuşuyorum. olur ama Önemli bir oyuncu. Ferdi'yi de mesela en az Arda kadar da üstünde konuşmamız lazım. Oyun gücüyle, takıma katkısıyla, kendi Doğru. oyununu geliştirmesiyle konuşmamız lazım. Ben çocuğun açıkçası şöyle bir şanssızlığı olduğunu görüyorum. Yani Ferdi başladığı maçı başladığı mevkide bitiremedi biliyor musun?
Bir başlıyor, sağ bek başlıyor. Sağ ön oynuyor, sol bek oynuyor. Ama ne kadar güzel ya. Ya güzel ama yani. Ya Dubois da ama... böyle sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor mesela. Hayır, hayır. Ya çok Levent, çok yönlü. Homojen oyuncuyu çok severim ben. Levent. Yani birçok oyuncu... bölgede faydalanabilirsin. Çok doğru. Günümüz sol kanat, sağ kanat öyle olması yani. Lazım. Günümüz evet. futbolcusunun da artık tabii öyle yani, olması lazım. Şey. Ama Ferdi'nin de en az 2-3 maçta ya sağ bek başladıysa sağ bek bitirsin. Ama ihtiyacı karşılığı işte. Zeki Çelik'in yerine koyacak sağ bekin olmadığı için milli takımda. Ferdi'yi atıyorsun oraya. Sol tarafı Eren Elmalı'yı alıyorsun. Temin bir şey söyledi Cem Hocam. Dedi ki mesela sen söyledin. Jeko bitti dedin yani bitmek üzere dedin değil mi? Şimdi bir santrfor Jeko senin söylediğin santrfor tipine uyuyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Açık konuşalım. Şimdi burada King var. Pedro var. Batshuayi var. Batshuayi var. Serdar Dursun. Serdar Dursun var. Yine sorun var. Serdar Dursun ayrılıyor abi. Bak bir dakika. Ben bir şey söyleyeyim. Ben şimdi tamam, ayrılanlara göre konuşmuyorum ben. Kadroya göre konuşuyorum. Burada İsmail sen orada sorunu nasıl ne, ben, nasıl ne görüyorsun de? Mesela? Çünkü hoca tek santrfor oynarsa bu dört tane adam kulübede oturacak yani. Ama biliyor musun bu sene dört tane adama bile ihtiyaç oldu. Yani sakatlan çok sakattı bu. Sakatlandığı için oldu. Ben evet bu kadar bunlar, çok sakatlığı ne olduğunu hiç kapatmadım. Bunlar ilk 11 oyuncusu hocam. Şimdi rahatsızlık olur belki diyor. Allah Allah. Batshuayi. Bunu Şenol Hoca'nın ikinci rahatsızlığı nereden çıktı? Şenol Hoca 15 kişilik kadroyu sever, 16 kişiyi, bilemedin 18'i sever. Onun dışındaki oyuncuları çok geniş kadroyu sevmez Şenol Güneş. 2 yıl Beşiktaş takımı Trabzon şey Beşiktaş şampiyon oldu. Sonra neler yaptılar adamlara? Bir sürü adam aldılar. O adamlar oynamayınca kulübede sorun çıkardılar. Oyunlar alınca eline vurdular. Çıktı şeyini attı falan filan su elindeki süresine. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Jesus bunları aldıkları için idare etti. Belki kızdılar ama bunlar Jesus transferleri oldu. Jesus'a karşı gelemediler. Ama şimdi çift santrfor oynadı Jesus. Çift santrfor değişikliği yaptı doğru mu? Batshuayi Valencia oyuna giren Pedro ile King. Bu değişikleri yaptı. Bunları hep gördük biz bu maçlar içerisinde. Şimdi tek santrforlu oyuna dönerse İsmail Hoca o zaman bu tür oyuncular ne olacak? Ya belki diyecek ki hoca bunları satalım diyecek ya. Belki İstemiyorum de zaten. Batshuayi diyecek ki ben kulübede oturmak istemiyorum. Kadroda. Mesela Oliveira Galatasaray'a demiş. Yedek kalacak ben yedek kalmam demiş Galatasaray'da. Bak söylüyorum sana. Oliveira. Evet. Ben kulüp oyuncusu olmam demiş. Şimdi o oradaki santrfor bölgesinde daha doğrusu forvet bölgesindeki o şişkinliğin muhakkak oraya gelmeden evvel birkaç gazını alırlar. Ah, bravo. Onu söylüyorum hocam bak. Şimdi hangi teknik adam gelirse gelsin. Yani bunlarla beraber belki Ceko istemeyecek hoca. İstemeyecek. 37 yaşındaki bir adam bu adam. Yani fizikli bir oyuncu kabul ediyorum ben. Santrfor. Ama ben dünyanın hiçbir yerinde yani şu ne olursa olsun sen golcü değil desem, santrfor değil desem bile golcü ismi üstünde 29 tane gol atmış bir adam. Avrupalarla fazla Valencia gönderir mi adam ya? MVKM hatasını yaptı Trabzon. Belini doğrultamadı ya. Bir kadın taraftarımız soruyor. Merve Topuz hanımefendi diyor ki Livakovic haberleri doğru mu? Kaleci. Gelirse ne olur? Şimdi Livakovic tamam iyi kaleci de 6 ayda kötü kaleci değil. Eribayat da kötü kaleci değil. Ha yani Levent abinin ben... bir lafı var. Kalen iyi olacak, attığın iyi olacak. Atanın ya, iyi olacak. Atanın. Atanla tutanın iyi olacak. O hep evet. Yani futbolun klasik klişeleşmiş bir lafıdır. Hanımefendiye cevap vermemiz gerekirse şöyle yani Fenerbahçe'nin kalesinde birinin olması lazım. O birinin de Livakovic tipinde ve de o ağırlığı kaldırabilecek birinin olması lazım. Altay evet iyi bir kaleci. İyi kaleci. Ben bir şey demiyorum ama Altay'ın da çok yarışabileceği bir kalecinin olması lazım. Yani arkasında evet zaman zaman gelecek Altay'ı da oturtturacak mesela. Zaman zaman gelecek Livakovic oynayacak. Ama bunun yarışabileceği bir kaleci olması lazım. Rekabet hocam. İrfan Can'ın, İrfan Can'ın Eribat'ın ben bu seneki performansını çok beğendim açıkçası. Yani kötü de değildi. Belki de son şeydeki son maçlardaki performansıyla milli takımda olmayı da hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. Ben yani, yazımı onu yazdım zaten. Öyle mi? Tabii. Yani okumadım, ben kupa maçıyla ilgili aynı şekilde kupa maçıyla ilgili yorum istedi benden Murat Özbostan. Not olarak dibime yazımın dibine şu evet. Dipnot yazdım. Dedim ya şimdi Başakşehir'in kayısı gidiyorsa bence İrfan Can Ayrıbayat bunu daha çok hak ediyor dedim. Ben de milli takıma çağrılmayı. Aynı şekilde. Ben ama de aynı görüşte. Fenerbahçe'nin de iki tane Türk kalecisiyle beraber İyi bir yabancı kalecinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam,
iyi bir yabancı kaleciyle Türk kaleciler maalesef rekabete girmiyorlar. Çok net. Bir daha söyle. Yani iyi bir yabancı kaleciyle Türk kaleciler rekabete girmek istemiyorlar. İşte Okan Kocuk şampiyon oldu Galatasaray'da. Dünya parası kazanacak. Bak bir şey söylüyorum. Samsun Spor Başkanı ile Yüksel Bey'le. Evet, Yüksel Bey'le. Galatasaray Fenerbahçe maçının devre arasında tanıştım kendisiyle. Telefonunu da aldım. Okan'ı almak istediğini söyledi, sözleşmesi bitiyor. 10 milyon euro verdiğini, 10 milyon lira verdiğini, kabul etmediğini, 15 istediğini, 12 verdiğini söylediler. Mutlaka ki bu aradaki bir rakam anlaştı ve gitti. İyi para kazanacak tabii ki, birinci kaleci olacak. Ama bir gerçek var. Sen burada Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ve Muslera'nın arkasındasın. Ayrıyeten de zaman zaman da Muslera'nın yerine oynama şansın var. Yani bu rekabeti istemiyorsun. Diyorsun ki ben az para alıyordum. Şimdi daha çok paraya gidiyorum. Birinci kaleci olacağım diyorsun. Sen bir dakikan var. Reklam açacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Altay'da milli takım kaleciliği yaptı. İrfan Can yaptı mı yapmadı bildiğim kadarıyla. Yapmadı galiba. Yani şeyde. Ümit şimdi Livakovic önemli bir oyun kaleci. Ama arkasına Altay'ı koyarsan Altay ben ayrılayım der. Söyleyeyim. Çünkü bu konudaki kararı gelecek hoca verecek. Hoca verecek tabii. Konu İsmail Hoca üzerinden yürütürsek İsmail Hoca bence iki kaleciye devam etmek ister. Onun mantığına göre. Evet. Hocam reklama çıkıyor. Tamam. Süremiz doldu. Saat başı burada olacağız. Galatasaray konuşacağız ama Cem Hoca saat başına Fenerbahçe'yi tam bir toparlasın. Sonra Galatasaray'la devam edeceğiz efendim. Ama şimdilik bir 15 dakikalık sizlerden izin istiyoruz. Ayrılmayın.